yapıyorsunuz? Biz bugün Eskişehir'in tarihi güzelliklerini gezeceğiz. Evet, daha öncesinde gezmiştik biz buraları ama şimdi YouTube'a girdikten sonra dedik ki bunu diğer arkadaşlarla da paylaşalım. Çünkü gerçekten çok güzel bir tarihi yapıları var. Ve çok da bilinmiyor galiba. Evet, çok bilinmiyor. Yani ben kendi adıma yıllardır hani Eskişehir'deyim ve ben bile daha yeni öğrendim. Şimdi bunları size de göstermek çok istiyoruz. Çok etkileyici. Evet, bu arada çok önemli bir noktaya daha değinelim. Biz gezi kanalı değiliz arkadaşlar. Evet, biz biraz öyle sanılmışız. Ama biz sadece gidiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz ve bunu videoya alıyoruz. Hani gidelim şurayı gezelim, çok ciddi bir şekilde orayı anlatalım, sizleri bilgilendirelim diye yapmıyoruz bunu. Öyle olsa kesinlikle çok dikkatli yapardık. Önceden iyice araştırırdık, giderdik, düzgün bir şekilde anlatırdık. Yani bizimle beraber eğlenin ve gezin istiyoruz. Evet, biz de gidip o anda öğreniyoruz. Ya o zaman öğrenmeye gidelim hadi. Aynen. Daha başka içeriklerimiz de olacak. Sadece gezi kanalı değiliz biz. Evet arkadaşlar, burada yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Mahsur kaldık çünkü. Doğanlı Kale'ye geldik şu an. Ama burada çoban köpeği var bir tane. Arabanın etrafında dolaşıyor şu an. İndirmiyor bizi. Biz de korkuyoruz, inemiyoruz şu an. Yani turumuz burada sona ermiş olabilir. Akşam yasağına kadar buradayız. Aynen. Neyse birazcık bekleyelim gitmesini bakalım. Görüşürüz. Gidiyor gidiyor. Evet arkadaşlar, Doğanlı Tepe'ye geldik. Bura ismini nereden alıyor? İlk geldiğimizde manzarayı şöyle bir dışarıdan aldım. En tepesindeki kaya figürünü Doğan'a benzettikleri için Doğanlı, evet, Kale demişler. Ve Ferik Kralı'nın yaşadığı yer oluyor burası. Evet. Tam karşı tarafta da Ferik Krallarının mezarları var, ailesinin. Kraliyet mezarlığı. Evet, kraliyet yani. Mezarlığı var. Bu arada şu köpekten korktuğumuz köpek de şu an yanımızda takılıyor. Bizi bırakmıyor. Evet. Yani saldırmıyorlarmış sürünün içine girmediğimiz çoban müddetçe. Çoban kızdı bize, ne korkuyorsunuz diye. Ve çoban YouTuber'mış bu arada. Evet, gerçekten. Benim YouTube kanalım var, takip ediyorsunuz mu diyor. Tamam, o zaman hadi içeriği gösterelim. Gerçekten çok iyi ya. O dönemde. Burası da işkence odasıymış sanırım. Yine başladı sallamaya. Ama gerçekten çok muhteşem. Burası Gözcü Kulesi. Buraya çıkıyorlar, düşmanları savuruyorlar. Gözcü Kulesi'nden içine mi bakıyorlar? Evet. Burası yatak odası. Evet. Bu geceyi burada geçirebiliriz. Sokağa çıkma yasağına yetişemezsek. Kanda köşesi. Evet, bunlar da Ferik halkı. Bu arada her gittiğimiz yerde koyunların olması da. Bunlar Feriklerden kalma koyunlar. Tamam, o zaman hadi devam edelim. Kaya'ya geldik. Bu kayayı da hamam olarak kullanıyorlarmış. Evet. Benim tellak sıram geldi. Run. Arkadaşlar bu arada burası tarihin ilk hamamı olabilir. Gerçekten mükemmel ya. Ya bunu kayaya bu şekilde yapmış olmaları kesinlikle çok garip. Ya bu çıkışları birazcık şey ya, sıkıntı. Bu nasıl mı? Eskiden nasıl çıkıyorlarmış ki? Harbiden. O dönemde insanların boyu 10 metreymiş, o yüzden bir adımda çıkabiliyorlar. Çirikler dinozor avlıyormuş değil mi? Evet. Evet, hamam, buralardan sıcak sular, bilmem neler. Burası sauna. Evet, gerçekten. Yani bu. O dönemde böyle bir şeyin yapılması. Ses eko yapıyor bu arada. Bak. Ve kayanın içine yapılması. Evet. Bu arada gerçekten sövmek istemiyorum ama şu Mustafa Özkan'mış, oymuş, buymuş. Oho, gel Kaan'a sövelim. Harbiden. Gel Kaan'a sövelim. Hadi söyle. Bunu nasıl verdim ben? Yani şu tarihi yapılara isim yazmak nedir ya? Ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Kaan. Evet, burası da böyle bir yer arkadaşlar. Manzarası da gerçekten çok güzel. Yani düşünsenize o dönemde böyle sıcak suda, saunada. Ben kümete gidiyorum. Evet,
Gerçekten çok iyi. Şimdi nereye gidiyoruz? Friglerin asıl merkezi yerleşim yerine gidiyoruz. Evet, Yazılıkaya'ya. Orada yanlış hatırlamıyorsam Friglerin şey miydi? Kibele miydi? Sanırım. Kibelenin anıtı. Evet, gidip göstereceğiz size. Hadi bakalım. Geldik. Buranın en etkileyici yönlerinden bir tanesi. Anıtın bu tarafından baktığınız zaman şu yukarıda duran kaya Kibele'nin suratını ifade ediyor. Kayanın diğer tarafına geçtiğiniz zaman bir kartal kafası oluşuyor aynı kayadan. Arka tarafta kartal kafasını görüyorsunuz. Ama biz Samet'le iddialaşıyoruz. Samet kurt kafası diyor. Bu arada bence de biraz kurt kafası ama tarihte kartal kafası olarak geçmişler yani. Bence o insanların gözleri bozuktu. O zaman bir de diğer taraftan gösterelim. Evet, bir şurayı göstereyim de burası gerçekten çok iyi. Burada ya. O zaman burayı gösterirken buranın olayını da anlatalım. Evet. Şu gördüğünüz yerler, şuralar hep anıt mezarlar. Burası yaşam alanı değil. Bu bölgeyi ibadet için kullanıyorlar. Şunlar falan hep anıt mezarlar. Böyle anıtın etrafını çerçeveliyor, komple anıt mezar. Bu da şey gibi oldu. Her yer anıt mezar mezar. Evet, her yer anıt mezar. Bu arada gerçekten bu, yani bu kayalara nasıl bu şeyleri işlediler ya? İçeriği gösterelim mi? Gösterelim ya. Ya yine muhteşem isimler var bu içeride. Ben çıldırıyorum gibi gördüğünüz gibi. Şu yukarıda muhteşemine baksana böyle bir şey. Evet. Çok iyi ya gerçekten. İnanılmaz yani. Kesin var ya buralarda kazı mazı yapmışlardır, altın aramışlardır. O zaman diğer tarafa geçip gösterelim. Come on everybody. Arkadaşlar sizce şu gördüğünüz kartal kafası mı, kurt kafası mı? Kesin kurt kafası ya. Yorumlara yazın. Evet, bu da daha demin işte o Kibele'nin yüzünü gösterdiğim kayanın aynısı. Şu an diğer tarafına geçtik. Diğer taraftan böyle gözüküyor. Evet. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz Yazılıkaya, Frig döneminden kalma bir ibadethane yapısı diyelim kısaca. Kilise gibi düşünebilirsiniz ya da cami. Bu dönemde gün doğarken burada gelip ibadetlerini yapıyorlarmış. O dönemde aynısını diğer tarafta biraz daha ilerlediğimiz zaman da yapmışlar. O daha bitirilememiş o dönemde. O da gün batımında ibadet yaptıkları yermiş. Bu arada bu bilgiyi de çok güzel sıktığımı düşünüyorum. Yani ne yapalım, tarihini bilmiyoruz, biz de uyduruyoruz. Yapacak bir şey yok. O yazılı kayanın arka tarafına geçtik. Yani Samet'in sıktığı anlamıyla gün batarken sıkmadım kullandıkları. Ya. Bundan sonra tarihi böyle arkadaş. Bundan sonra tarihi ben yazıyorum. Bizim kanalımızda böyle. Arkadaşlar bu arada biz buranın tarihini size dost doğru bir şekilde anlattıracaktık aslında. Buranın evet. Bekçiliğini yapan bu köyün muhtarı, muhtar amca vardı. Evet, 25 yıldır köyün muhtarıymış. Aynı zamanda bu Yazılı Kaya'nın önünde bekçilik yapıyormuş. Aynen, Yazılı yani. Kaya'yı da okumayı zamanında çok istemiş. Evet. Ben o treni kaçırdım diye üzülüyordu. Biz normalde onu anlattıracaktık. Çok güzel anlatıyordu. Şans bu ki izinli olduğu güne denk geldik maalesef. Evet. Yani benim yalan yanlış bilgilerime kaldınız yani artık. Yani bugün günlerden ne? Cuma. Cuma. Cuma günü gelirseniz eğer buraya Muhtar amcayı bulamazsınız. Cuma günü harici gelin, size çok güzel bilgiler versin evet. Burada. Arkadaşlar burada gördüğünüz yapı Yazılı Kaya'nın arka tarafı. Burası sarnıç olarak kullanılıyormuş. Bu üst taraftan gelen su Kibele Pınarı'nı besliyormuş ve şifalı olduğu düşünülmekteymiş o suyun. Evet, ama artık kaynağı kurumuş maalesef. Biz de faydalanamıyoruz bu şifadan. Evet. Ama açıklamasında alt terasta halen kullanılan kırık suyu şifalı Kibele Pınarı'nı beslemektedir diyor. Yani İlber Ortaylı bul bize sakın. Yapacağım. Sakın. Ne olur bir kere. No. Oh, 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 oh
aşağıdaki yapıt ön taraftaki yazılı kayanın aynısının arkada bulunan hali. Bu yalnız evet. bitmemiş bir yazılı kaya. O da neden? Bunu o kadar devasa tasarlamışlar ki yapım aşamasına geçirmişler. Yapım aşamasına geçtikten sonra mimari ölçülere uygun olmadığını anlayıp yarıda bırakmışlar. Evet. Tabii o zaman kaçak müteahhitler yok. İşte yani planlamışlar, becerememişler, bitirememişler. O kadar devasa planlamışlar. Evet. Öyle hamam yapmaya benzemez bu hey işler. Yavrum hey. O zaman şimdi asıl mevzumuza gelelim. Yani bu gezi olayında en sevdiğim olaylardan bir tanesine geçeceğiz şimdi. Yeraltı şehri. Köyün altında yeraltı şehri var. Ben o tünellere giremiyorum ama Samet gösterir size. Evet, gerçekten inanılmaz. Hadi çok heyecanlıyım. Hemen gidip göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi o muhteşem yeraltı şehrine geldik. Dışarıdan hiçbir şey anlaşılmıyor. Evet, dışarıdan... Çünkü neden yer altında? Evet. Dışarıdan baktığınızda bu ne lan, bunun için mi geldik diyorsunuz ama içeri girdiğinizde nereden çıktığınız belli olmuyor. Selamun aleyküm komşu. Merhaba. Ev turuna mı geldiniz? Evet, sizin evinizi tanıtmak istedik. Çok talep geldi bu yönde. Zaten şehrin anahtarı bende. Anahtarı da sanırım şu kuyuda saklıyorsunuz. Şimdi yavrum, ben 1.65 olduğum için tünellere sığmıyorum. Ha, buradan devam edeyim böyle. Ha, ben 1.82, ben de sığacağım. Evet arkadaşlar, burası böyle çok küçük tünelleri var ama devam ediyor. Gerçekten muhteşem. Aa, devam etmiyormuş. Ha, şaka yap. Ne kadar komik. Buradan yukarı çıkıyoruz. Böyle kafanızı kaldırıyorsunuz. Bambaşka bir yerdesiniz. Ondan sonra şuradan devam ediyor yol. O zaman devam edelim bakalım. Gerçekten çok güzel ya. Böyle inanılmaz bir şey. Birazcık çıkışları falan zorluyor ama yani gelip görmenizi kesinlikle tavsiye ederim ya. Bu Frig döneminde yapılan bu yapı. Buradan aşağıdan, evet. Buradan tünel gidiyor arkadaşlar. Bu tünele girmeye korkuyorum çünkü ışıklandırması birazcık sıkıntılı. 15-20 metre kadar ışıklandırılıyor. Ondan sonrası kapkaranlık. O yüzden oraya giremiyorum. Pek yemiyor açıkçası. Ama böyle buradan bu tünellerden bu şekilde farklı odalara geçebiliyorsunuz. Şimdi bambaşka bir odaya geldik. Burası da yemek salonu sanırım. Evet işte. Buralardan farklı kapılara gidiyor. Burası ayrı bir oda sanırım. Buradan yine o tünele iniyor sanırım. Yani gerçekten o kadar dar ki yani göstermekte zorlanıyorum. Ben buradan direkt atlayayım arkadaşlar. Çünkü burası böyle devam ediyor. Ne diyorsun? Evet, Şevval de oradan bana bakıyor. Ayağını gördüm. Evet, şimdi de beni komple göreceksin. Evet, seni göremiyoruz ama burada. Işıklı. Aleyküm selam. Azıcık ileri gideceğim, ondan sonra dönüyorum. Buradan çıkış var. Evet, oradan çıkış var. Ben çıkışa gitmiyorum. Aa, ışıklandırmayı yapmamışlar. İşte burası az önce geçtiğimiz odalardan bir tanesi. Burası arkadaşlar işte böyle inanılmaz bir yer. Köyün altında burası ya. Devam ediyor ama ışıklandırma buraya kadar olduğu için daha fazlasına gidemiyorum. Evet, ben geri dönüyorum artık. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi turumuzun sonuna geldik. Videoyu bitiriyoruz artık. Aslında bitişi yemek yerken yapmak istedik. Size çok güzel bir yer tanıtacaktık. Gittiğiniz zaman yazılı kayanın olduğu köyde Hıçın Böreği diye kocaman yazıyor. Hemen yazılı, evet. Yazılı Kaya köyünde anıtın aşağısında. O Kafkaslara özel bir börekmiş. Çok lezzetli. Zaten işletmenin sahibi de Kafkas bir amca. Çok tatlılar. Mekanda gayet otantik. Çok hoş bir yer. Çok büyük. Bir tanesi iki kişiye yetiyor. Çok evet. Ve yanında bir de peynir veriyor. Onlara özgü bir peynirmiş. Gerçekten var ya, börekle mükemmel gidiyor ya. Ve videoda belirtmedik. Bu yol boyunca o rota üzerinde girdiğimiz bütün tarihi yapılar aynı yolda. Yani evet. Navigasyon açmadan direkt şey yapabilirsiniz. O Doğan Kale'den başlayıp Yazılı Kaya'ya kadar, Yeraltı Şehri'ne kadar çok rahat bir şekilde evet. gidebilirsiniz. Ve biz sadece birkaç tanesine girdik. Çok fazla
kaya var, kale var. Aşırı fazla yani. Yasak olmadığı zaman sabah erken bir saatte çıkıp tamamını gezebilirsiniz diye evet, düşünüyorum. Bir de bunların hepsi ücretsiz. Hiçbirisine ücret vermeden giriyorsunuz. Yani gerçekten mükemmel bir olay. Yani böyle tarihi yapıların ücretsiz olması gerçekten bizi çok mutlu etti. Yani umarım siz de gidip görürsünüz diyelim. Umuyoruz. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayır, ne yapmayı unutmuyoruz. Ne yapmayı? Ha pardon. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, çan açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.